Negatif örnekleri göreceğiz. Bunlar this, an, non ve işte illegal, impossible gibi örnekler. Bunlar neye göre geliyor? Aslında çok büyük kanunlar, kurallar yok. Onu söyleyeyim size. Sadece birazcık beraber çalıştığımız zaman göreceğiz ki o kadar da zor değil. Neye neyin geleceğini öğrenmek ya da işte hafızada tutmak. Birincisi this ile başlayalım. This, noun hali var, verb hali var. Verb halinde to dislike bir verb hali. I dislike pizza. Şimdi bunu I don't like pizza ile karıştırmayın. Neden? Dislike pozitif olmamak demek. Yani sevmiyorum. Yani pizza diye ölmüyorum gibi bir şey var. Ama pizzadan nefret etmiyorum. Dünyada pizza olmasıyla alakalı bir sorunum yok. Ama I don't like pizza. Ben pizzanın çok zararlı olduğunu, işte insanlığa obezite getirdiğini falan filan falan filan nefret ettiğinizi gösterir. İkisi arasındaki majör, yani büyük fark bu. Biraz daha ileri gidersek, noun hali var iş bir de. Şimdi noun halindeki hikaye şu. Farkındaysanız I have a strong dislike for coffee cümlesinde tamamen noun olarak kullanılmış ve bu bir hani nefret ediş ya da az sevmek, hoşlanmamak, kahveye karşı bir hoşnutsuzluğum var. Bundan bahsediyor. Şimdi aynı prensip anda da var ama unlike dislike'la arasında muazzam alakasız bir şey. Neden? Çünkü buradaki like eki bir proposition olarak geliyor ve benzemek gibi. He is like you gibi. Dolayısıyla hani oradaki like sevmekle buradaki like'ın alakası yok. Bunun dışındaki duruma bakarsak discover, uncover. Discover bir şeyi keşfetmek. Yani işte dinozor bir şey bulmak, kafatası bulmak veya dinozor cesedi bulmak. Bu discover. Ya da işte yeni bir teknoloji aslında o invent de şimdi ona hiç girmeyeyim. Kazılı bir şeyi gömüp çıkarmak. Uncover'sa mesela bir çalışanının yalanını ortaya çıkarmak ya da patronunuzun yalanını ortaya çıkarmak. Bu da uncover. Dolayısıyla discover ile uncover bir şeyin üstündeki örtüyü yok etmek anlamına geliyor. Ama bir tanesinde bir kumdaki fosilin üstündeki toprağı yok ediyorsunuz. Bir tanesinde birinin yalanlarının üstündeki sanal örtüyü yok ediyorsunuz. Ama dikkat edin, çok alakasız kelimeler oluşturuyorlar. Bir alta bakarsak disinterest ile uninterested var. Disinterested'da ilgilenmiyorum tarzında bir şey oluştururken, yani alakalı değil tarzı bir şey oluştururken, uninterested'da benle hiç alakası yok tarzında bir şey oluşturuyoruz. Daha farklı. Ve son olarak disable ile unable hikayesi var. Şimdi disable'da mesela bedensel engelliler için disable denilir. Veya bir makineyi disable etmek, onun bir parçasını sökmektir. Düşünürsünüz ki işte bu tabanca ile birisi oynarsa bir şey olabilir. Onun tetik mekanizmasını sökeyim. Böylece kimsenin başına bir şey gelmesin. Bu bir disable'dır. Bir şeyin sigortasını sökmek disable'dır. Çalışmaz hale getirmek. Unable ise can't anlamında. Yani I cannot şu şu şu. I am unable to do this project. Yapamam. Elden gelmiyor. Yani tamir edilebilir, düzeltilebilir bir durum bu. Disable gibi kesin bir durum değil ama ben yapamam gibi. Anlatabildim mi? Dolayısıyla çok farklı anlamlara geldiğini gördünüz böylece. Nana gelirsek, şimdi nandaki durum aslında yine not anlamına geliyor. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir şey var ki sözlükle mutlaka kontrol etmeniz lazım. Farklı anlamlar oluşturmuyor. Anla dis vesaire gibi. Yine not yapılmamış ödeme anlamına geliyor. Ya da non-refundable geri ödenemez anlamına geliyor. Tam anlamıyla aslında not anlamına geliyor. Ama bazen hyphen denilen şu ortadan çizgiyi kullanıyorlar. Bazen kullanılmıyor. Bunu sözlüğe mutlaka bakmanız lazım. Bunun sabit bir kuralı yok. İm, il ve ir kısımlarına geçersek. Burada im, p, n, b harflerinin başına geliyor. Impossible, imbalance, immortal gibi ya da immaterial gibi. L doğal olarak L'nin başına geliyor. Illegal gibi.
Ve irre de irrelevant'ın başına geliyor. Alakasız, ilişkisiz gibi. Illegal hani yasa dışı demek. Ama burada hepsinde farkındaysanız siz yani olumsuz bir anlam oluşturuyor. Not anlamını oluşturuyor. Ama onun istisnaları var. Burada hep sıfat gibi görüyorsunuz ama maalesef mesela fiil haline de getirebiliyor. Immigrate hiç de burada immigrate burada hiç de olumsuz anlamına gelmiyor. Aksine migrate göç etmek demek. Immigrate bir ülkenin göç alması demek. İçeriye doğru göç demek. Aynı mantıkla yine alakasız bir kelime. Intensify'dan geliyor bu in. Yani sebep olmak, körüklemek. Flame işte alevlendirmek. In flame daha da körüklemek vesaire. In sebep olma anlamında geliyor. Gördüğünüz gibi istisnaları var. Ama genel olarak PNB'nin başına, MPB'nin ya da in, L'nin başına, L, R'nin başına ir getiriyoruz. Bu şekilde çözebilirsiniz. Geri çıkarsak, hepsine bir tekrar bakarsak, burada olmayan ve negatif anlam kattığı sanılan bir kelime daha var. Örnek daha var. Miss. Misdirection, misunderstood. Misunderstood ya da misunderstand bir yanlış anlamadır. Anlamama değildir. Olumsuz değildir. Lütfen bunu çok dikkatli kullanın. Misappreciate ya da misunderstood. Dediğim gibi bir şeyin yanlış bir yolla veya işte yanlışlıkla yapıldığını anlatır. Lütfen mis kelimesini getirip disle veya işte anla, nanla, impossible'la karıştırmayın. Son bir tüyo, son bir bilgi. Peki nereden bileceksiniz bunların nasıl kullanılacağını? Mutlaka çok fazla kelime öğrenmeniz gerekiyor. Mutlaka çok fazla okumanız gerekiyor. Özellikle yurt dışındaki eğitimlerde bunları gruplandırarak öğretilmesi veya novel'lar okunularak öğretilmesi mümkün. Niye? Çünkü şöyle bir şey var. Mesela imbalans kelimesi. Yazarların %90'ı imbalans olarak kullanıyor. Ama eskiden bunun unbalanced olarak da unbalanced olarak da geldiği olmuş. Ama ikisi de kullanılıyor. Sorun yok ama imbalanced olarak modern dilde devam ediyor. Peki negatif ekleri gördük. İyi kötü fikir sahibi olduğunuz nasıl kullanıldığını ve karıştırılmaması gerektiğini bir sonraki videoda görüşmek üzere.